Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video çekmeye başladım. Kargo videosu hazırlamaya başladım. Ağır çekim olmuş, sildim ve yeniden çekime başladım. Şu bitkiden arkadaşlar Sevgi Hanım'a koyacaktım da şöyle köklü istedi. Köklü koydum ve şundan istedi arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Bir sürü bebek, bir sürü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8. Yanlış saymadıysam 8 tane bundan istedi. Ve şundan istemiş arkadaşlar. Bundan da ben de bunun böyle şeyi düşünüyordum. Tepesine alsam işte şunu kendisine göndereyim. Şunlar da büyüsünler arkadaşlar. Boyuna doğru büyümesin, böyle büyüsünler diye düşündüm. Şöyle harika bu. Bunu kendisine göndereceğim. Başka istedikleri de var arkadaşlar. Şöyle güzel olandan. O da şunlar var arkadaşlar. Şunlar da gönderilebilir. Ama onlardan daha büyük olan şu var. Ama şunun bebeği daha fazla. Şunun bebeği daha fazla. Bunu göndereceğim. Tüh. Bak dibinde şu varmış. Ve bu kırıldı. Bunu da birisi istemişti benden. Birisi istemişti arkadaşlar bunu. Bir bakmam lazım listelerime. Şu var, onu gönderirim. Bakın kompostun patates de çıktı buradan. Bunu çıkartırken şimdi şöyle bakın arkadaşlar, çok güzel. Kaç tane oldu? Çok güzel oldu. Şöyle yine patates kabuğu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar melanko istedi benden. Melanko şurada da var. Fakat bunun çok güzeli var. Diğer camımda. Ona gidelim. Oradan melanko alalım. Bakın arkadaşlar şu benim trompetta. Büyüyor. İnşallah onu size böyle uygun göndereceğim arkadaşlar. Büyüsün ama şu an satışta değil. Çok bebek gelene kadar ölür. Büyük ihtimalle. Burada başka ne var? Fret var. Şunlar fretler. Neyse. Bir ben bakayım arkadaşlar. Kargo başka ne istedi? Ve bakacağız. Şimdi arkadaşlar şu var ya, şu Sion, o Sion'u bakın, Sion'un büyük olanını keseceğim. Yaprağını arkadaşlar yatırabilir. Bakın büyüklüğüne. Bu 5,5'luk saksı da çok büyük. Büyük saksılarda satılıyor bu seralarda. Ortasına oturtmuşlar bunu. Ve şöyle arkadaşlar alt yapraklarını alır. Üst yapraklarını da melenko. Siyon mu dedim? Melenko olarak bunu yetiştirmeye devam eder. Yine şöyle var. Kaç tane? 2 tane var. Bir tane de içeride var. Bunlardan almak istediğiniz sürece arkadaşlar birçoğunun devamı var. Bir de şey istedi arkadaşlar, şu Sedum Bronze'nin diğerinden olanı diye tarif etti. Çünkü ben onu Safiye Hanım'ın bana gönderdiğinden çoğalttım. Şu aslında 3 türlü var. Şimdi size balkona geçip göstereceğim. Bakın şuna bakın. Aynı saksıda. Aynı suyu alıyor. Aynı güneşe maruz. Fakat bakın.
Bunu ben hep söylüyorum. Şöyle söyleniyor. Hayır, o güneş yazanlar oluyor. İşte ışık farkı, güneş farkı, toprak farkı değil arkadaşlar. Değil. Alın size. Alın size ışık farkı, güneş farkı. Ay, fark yok. Aynı. Bir günde sizinle kaktüs kesme günü yapacağız arkadaşlar. Şunu keseceğim. Ve şunların büyümesi için. Bunun büyümesi için bu veya ben kesmeden bunu isteyip de böyle salonuna koymak isteyen varsa arkadaşlar şuradan söker uygun fiyata gönderirim. Bunu söylesin. Bakın çok güzel oldu. Ağaç formuna doğru ilerliyor. Ne kadar vardır? Yaklaşık işte bir 70 santim vardır. Rahatlıkla 70 santim vardır arkadaşlar. Şimdi ben geçeyim. O istediği türü de size bir göstereyim. Ondan sonra bakalım. Bakın arkadaşlar, o kadar güneş görüyor ki bir de susuz kalmış. Susuz kalınca renginin tam kırmızı olması lazım ama değil. Bu benim söylediğim türden olandan değil. Bakın şu. Bu farklı işte. Bu farklı. Bakın. O saksım benim nerede? O saksım. Şunlar farklı. Ama ben şunu söküp kendisine göndereceğim. Bakın şurada şunun yumrusu var. Arkadaşlar şöyle siyonum var, şöyle siyonum var, şöyle siyon bebeklerimi koydum. Şöyle sabahtan bir yaprak koparttım. Şöyle şurası yaralı oldu. Bunu da götüreyim içeriye de kaldırayım bakayım nasıl olacak. İkinci bir karga hazırlayacağım. Şuna bakar mısınız? Bir de arkadaşlar bu kaktüsü de isteyebilirsiniz. Bakın çok güzel. Yani çok dekoratif. Ve kaktüsler salonda olur mu? Olur arkadaşlar. Çok sulamazsınız. Olur. Çok değil hatta hiç sulamazsınız. Senede birkaç kere sulasanız yeterli. Olur yani. Şimdi yine öbür balkondan istediği bir tür var. O türü kendisine söküp göndereceğim. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Şuna takıldım. Aklım takıldı arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakın. Bu sapta mı? Bu nerede? Bu ne olmuş? Bu nedir? Böyle. Şimdi arkadaşlar, şunu bir şuradan alayım. Şunu sökeceğiz. Bunu almakla bence çok kâr etti. Neden deyin? Çok yavrusu var ve yaprak saplarındaki şu yaprak sapları var ya arkadaşlar. O yaprak saplarındaki yapraklar kesinlikle çoğalıyor. Saksı biliyorsunuz tamamen leş kaktüsüydü. Leş kaktüslerini gönderdim. Leş kaktüslerini arkadaşlar olmadı, yapamadım ben. Gönderdim. Bu benim anaçımdı. Biliyorsunuz anaçlarımı da gönderiyorum şu şekilde arkadaşlar. 3 tane de yavrusu var. Bir de dibinde var. 4 tane yavrusu var küçük. Bu bir büyümeye başlasın. Yerini sevsin. Tam böyle bir atağa geçecektir. Yapraklarını düşürmeden arkadaşlar güzelce sarıp gönderip inşallah büyümesine vesile oluruz. Bir tane böyle yaprağı düştü.
Düşen yaprakları koymuyorum. Niye koymuyorum? Aslında benim için fark etmez arkadaşlar. Çünkü benim anaçlarım her zaman bir tane anacım oluyor. Düşen yaprakları bir zamanlar koyuyordum, gönderiyordum. Bu sefer şey zannediliyordu hep. Yani o yolda düştü. Onların fotoğrafını çekiyordu arkadaşlar. Fatma Hanım yapraklar dökülmüş falan diye. O yüzden arkadaşlar yaprak sabıklarını sonradan aldım kendime kararla. Koymadım. Şimdi de koymayacağım. Yani zaten şimdi paketlerim. Size şunu da göstereyim. Ondan sonra kapatayım. Şundan arkadaşlar yaklaşamıyorum ama. Dur. Şunlar koptu. Zaten şunlar var ya, şu ikisine kuş nasıl yapmışsa arkadaşlar pislemiş. Yani kopartacağım, yatıracağım bir yere bilmiyorum, böyle duruyor. Ama şu bakın, şuradan semizotu büyümüş. Şu semizotu. Bakın şu semizotu. Şu. Şu da domates arkadaşlar. Domates de büyümüş. Öyle bir büyüyor yani. Ben de hiç ellemeyeceğim. Ellemiyorum. Bunu bir alayım. Bunu bir tepsisine, çiçek tepsisine koyayım. Arkadaşlar. Şurayı bir düzene geçireyim. Şurada şey bangoklu varmış bakın. Bangoklu var arkadaşlar. Sanki şurada da vardı. Evet, burada da var. Bakın. Sonra da bu arkadaşı böyle koyayım. Şu alan boş aslında. Oraya ne yapabilirim? Oraya yaprak yatırabilirim. Şunlara şöyle ekim yapabilirim. Şurayı söktüm arkadaşlar. Böyle. Bu düğme gibi örtücüden. Böyle çok uzadı. Başka ne var? Onları da size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel. Şu tombik yapraklılardan var. Yine şöyle tombik yapraklılardan var. Renklilerden var arkadaşlar. Bakın. Ama yani ne olduğunu görmem lazım. Ne olduğunu görmeden de küçük olan hiçbir bitkiyi göndermiyorum. Bakın şurada yabani otlarımız var. Temizlenme sayıklanması gereken ama bir gün yabani ot temizleme günümüzü yaparız. Çünkü şurada da var. Gördüm onların hepsini. Bugün büyük ihtimalle yaparız. Bugün stok video yaparım. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gün içerisinde İnsanlar benden bitki istiyor. Ben de diyorum ki işte o yok şu anda diyorum. Ama ben saksıda gördüm diyor. Bu arada da arkadaşlar Cesur'un bebeğini bakıyoruz böyle. O da beni dinliyor. Cesur doğuruyor. Biz bakıyoruz yani. Ondan sonra işte var ama falan gibi oluyor. Veya benim dediğimi sattın gönderdin gibi oluyor değil arkadaşlar. Yani bugün ben kargomu hazırlıyorum. Bugün stok videolarımı yapıyorum. Yoksa başka türlü yetişemiyorum arkadaşlar. O kadar güzel de yağmur yağıyor ki başka türlü yetişemiyorum. Gün içerisinde eve gel çok yorgun oluyorum. O yorgunlukla yeniden işte kargo hazırla bilmem ne nasıl oluyor. Önceden 4'te geliyordum. Kalan zamanda bir şeyler yapabiliyordum. Şu anda 5.30'da işten çıkıyoruz arkadaşlar. 5.30'dan benim eve gelmem 6.30 değil 7.30 gibi oluyor. O yüzden bu sene bu konuda kendimi biraz daha böyle tembel gibi görüyorum. Ama Allah-u Teala'nın arkadaşlar vardır bir bunda da hikmeti.
Ben her zaman şunu söylerim. Böyle çok sıkıntılı olduğum günler olur. Sıkıntı olmuyor mu arkadaşlar? Bizde de oluyor. Sıkıntılı olduğum günde kendi kendime şöyle dalar düşünürüm. Derim ki Fatma 20 gün sonra bu halinden eser kalmayacak. O zaman da farklı şeyler olacak hayatında. Belki neşe, belki hüzün. Şu anda bunun için sıkılıyorsun ama boşuna diye böyle söylerim. Ve gerçekten insan 20 gün önceki sıkıntı ve 20 gün önce benim arkadaşlar badana boya sıkıntım vardı. Öyle böyle sıkıntı değil. Bakın geçti. Geçti yani. Bugün mesela şimdi de yani tansiyonumda bir sıkıntı var. Müthiş bir baş ağrım var. O baş ağrısı bana hiçbir iş yaptırtmıyor. Ama kendi kendime diyorum ki bu da geçer. Bu da geçer yahu. Bu da geçer arkadaşlar. İnşallah geçsin. Geçsin gitsin hayatımızdan. Kötülükler Rabbim diniman nasip etsin. Öyle böyle ahiret yoluna yolcu olalım arkadaşlar. Evvelahir bir gün ahiret yoluna yolcu olacağız. Rabbim onu da hayırlı bir şekilde etsin. Hoşça kalın.